Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hoş geldin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Hoş geçin mi olur? Şimdi beton hemen atalım onu. Beklemeyecek. Buyurun. Kumanda geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Tamam. Daha yaşanabilir yeşil bir çevrenin oluşturulması ve çağımızın sorunu küresel ısınmanın başrol unsurlarından metan gazının enerjiye dönüşümünün ilk adımı olacak metan gazından elektrik üretim tesisimizin temel atma töreninde bizlerle birlikte olduğunuz için onur duyuyoruz. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere elektrik santrali projemizi üstlenen Westmek Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına konuşmalarını yapmak üzere Sayın Uğur Yılmaz'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı'na bağlı doğalgaz santralleri de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 1000 megawattın üzerinde projeyi başarıyla tamamlamış bir firmayız. Yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında da Westmek, güneş santralleri ve özellikle çöp biyogazından elektrik üretimi üzerinde birçok bölgede faaliyet göstermektedir. Çöp biyogazının oluşması, atık kompozisyonu, çöp sahasının depolanmasının yüksekliği, yoğunluğu, hava sıcaklığı, atmosferik basınç, yağış düzeyleri, atık bileşimi, sıkıştırma, nem ve birçok diğer faktöre bağlıdır. Westmek çöp sahası tasarımı, atıkların profesyonel yönetimiyle en yüksek miktarda gazın çıkartılması ve maksimum elektrik üretimi konusunda rakiplerine göre farklılık yaratmaktadır. Çöp biyogazı, beceremedim galiba.
çöp biyogazı, organik maddelerin kentsel katı atık ile ticari ve endüstriyel atıkların anaerobik bozuşması sırasında ortaya çıkar ve 150'den fazlası metan gazıdır. Metan, atmosferdeki karbondioksit dengesini bozan sera gazlarının en önemlisi olup diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zararın eşdeğer gazlara göre 21 kat daha fazla olduğu hesaplanmıştır. Çöp, kentlerin görünmeyen büyük sorunlarından biridir. Çöp biyogazının toparlanarak enerjiye dönüştürülmesi ve çevre açısından büyük önem arz etmektedir. Açıkçası bu Trakya bölgesindeki sanırım ilk biyogaz santrali olacak ve biyogaz santralinin oluşmasıyla alakalı da düzenli çöp sahası planlaması ve bugünlere gelmesinden dolayı bunu öngörüyle düşünüp bu noktaya gelmemizi sağlayan yerel yönetime ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Sayın Uğur Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Birlik ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, değerli Genel Meclis Başkanım, Ticaret Borsa Başkanım, Esnaf Kefalet Odası Başkanım, değerli müftümüz, mevkidaşlarım, sevgili belediye başkanı dostlarım, arkadaşlarım, kentimizin sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili konuklar, belediye meclisinde Kırklareli halkına birlikte hizmet etmekten büyük onur duyduğum belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve dün 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Bayramı'nı birlikte kutladığımız, belediyede birlikte emek verdiğimiz, alın teriyle, emeğiyle yaşama tutunan mesai arkadaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri, bu gerçekten güzel, heyecanlı, coşku dolu bugün de ben de sizleri sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Besmek temsilcisi sevgili Uğur kardeşim, konuşmayla ilgili beceremediğini samimi bir biçimde ifade etti. Hiç sorun değil. Eğer tesisin üretiminde bir beceriksiz söz konusu olursa yandığınızın resmidir, onu söyleyeyim ben. Şimdi değerli dostlar, biz 2,5 yıl emek verdik bu projeye. Gerçekten büyük heyecan duyuyoruz, coşku duyuyoruz. Çünkü Kanada ile başladı bizim bu serüvenimiz, arayışımız. Biz bu yaşadığımız çevreyi hepimizin her zaman ifade ettiği gibi atalarımızdan miras bulmadık. Çocuklarımızdan emanet aldık. Çocuklara verdiğimiz önem gereği çevremize de gerekli hassasiyeti her zaman gösterdik ve gösteriyoruz. Dünyamızda ve ülkemizde daha yeni bir sektör olan biyogaz üretim tesisinin kentimize kazandırılmasıyla ilgili belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte ilk önce Kanada'ya gittik. Kanada'da bu işin nasıl olduğunu, kullanılan teknolojiyi yerinde gördük, inceledik. Arkasından Hollanda'da, Ukrayna'da, Orta Avrupa ülkelerinde ileri teknoloji ürünü, tesislerin nasıl kurulduğunu, işletmesinin nasıl gerçekleştirildiğini gördük. Ve bugün işte bu noktaya geldik. Trakya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. 2,5 yıllık emeklerimizin, çabalarımızın sonucunda kentimize bir biyogaz tesisi sağlamanın, bu imkanı sunmanın gerçekten gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeğini, sevgisini, yüreğini ortaya koyan bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür etmeyi zevkli bir görev kabul ediyorum. Çevre bilinci gerçekten çok önemli. Çevre bilinci olmayan insanlar zannederler ki dünyada bir tek ve en son onlar yaşıyorlar. Oysa emanet olan bu çevrede bizden sonra yaşayacak olanların da haklarına saygı göstermek, bu çevre bilinciyle onların da anayasal hakkı olan sağlıklı bir çevrede yaşama fırsatını onlara da tanımamız gerekir. Seattle son nehir kuruduğunda, son yaprak düştüğünde, son ağaç kuruduğunda beyaz adam anlayacak ki para yenmiyor.
Onun için biz çevremize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz, yükümlülüğündeyiz. Devlet olarak, vatandaş olarak bu çevre bilincinin gerçekleşmesi için, gereklerinin yerine getirilmesi için üstün gayret göstermenin önemini her zaman kavramış noktadayız. Gereklerini de imkanlarımız ölçüsünde yerine getirebilmenin üstün gayreti içerisindeyiz. 40 kap 1 başkanlığını Kırklareli Belediye Başkanı olarak benim yaptığım ve 13 belediye başkanlığının çöpünü bu düzenli depolama tesisinde bugüne kadar depoladık. Ama bunların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bugün buradayız. Yıllık 50 bin ton çöp üretimimiz var. Önümüzdeki süreç içerisinde şu anda 40 kap 2 Lüleburgaz Belediye Başkanlığı'nın başkanlığında şu anda vahşi depolamayla ilgili çöpleri değerlendiren geri kalan belediyelerimizi de ümit ediyorum ve diliyorum ki bu sürecin içerisine katacağız. Hem ilimizde tek elden bunu gerçekleştirmiş olacağız. Çevre bilincini diğer ilçelerimize de aktaracağız. Son derece modern bir tesisi kazandıracağız. Bugüne kadar biz çöplerimizi üstüne para ödeyerek depolama alanında değerlendiriyoruz. Ama bundan sonra çöpümüzü vereceğiz, üstüne para alacak noktaya geleceğiz. Bu gerçekten çok önemli. Özellikle imkanları kısıtlı olan belediyelerimiz bu konuda imtina ediyorlar. Vahşi depolamayı tercih ediyorlar. İşte biz bunun önüne geçeceğiz. 16 yıllık bir yap, işlet, devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 4 milyon dolar bu süre içerisinde kamuya aktarılacak. Sadece çevreye sahip çıkmak, çevre bilincini gerçekleştirmek ve sağlıklı bir çevreyi geleceğe taşımak anlamında ve ona da bir anlamda bonus sayılabilecek 4 milyon dolar civarında da bir ekonomik katkıyı birliğimize ve belediyelerimize kazandırmış olacağız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli firma temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Özen gösteriyorlar. Gerçekten ben inanıyorum. Çok genç arkadaşlarımız. Ticari yaşamlarında da başarılar diliyorum. Bugün bu heyecanımıza, bu coşkumuza ortak olan bütün değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tesisimizin ilimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Belediye ve Birlik Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimiz Erdoğan Beypınar'ın kürsüye teşriflerini Çok kıymetli belediye başkanım, il genel meclisi başkanım, ticaret borsası başkanım, esnaf odası başkanım, değerli belediye başkanlarım, değerli Kırklareli vatandaşlarımız, hoş geldiniz. Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir yatırıma, yükselen bir trend olan enerji çağında, bilgi çağında Kırklareli'ne bu mührü vuran, bu damgayı vuran belediyemize ve ilgili yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kırklareli için büyük bir hamle ve bu çağımızda, Trakya'da böyle bir yatırım yapıldığı için de vatandaşlarımız da bu yatırımdan memnunlar. Belediyemizin öncülük ettiği bu çalışmada diğer ilgili kurumlarla el birliğiyle, gönül birliğiyle bu müşterek faydayı sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek, onların sevinçleriyle paylaşmak bizim hayatımızın zaten gayesi. Bizim düşüncemiz bu. Bu hizmeti, bu yatırımı yapan herkese teşekkür ediyoruz. Devlet ve özel teşebbüs marifetiyle yapılan bu işler vatandaşımızın yarınları içindir, mutluluğu içindir, zenginliği içindir. Bu yatırımı yapan, bu zenginliği veren, bu mutluluğu paylaştıran başta belediye başkanımız Mehmet Bey'e ve ilgili yüklenici firmamıza Vesmek'e teşekkür ediyorum.
Bu yatırım elbette ki halkımız için yapılmıştır. Ve bundan sonra da yapılacaktır. Bundan da eminiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu yatırımımızın Kırklareli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, programımızın açılış konuşmaları bölümü burada sona eriyor. Sizlerle daha temiz, daha mutlu ve verimli bir gelecek için tesisimiz tüm Kırklareli halkına ve bölgemize hayırlı olması temennisiyle katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.